Sevgili gençler, özellikle üniversitelerden mezun olduktan sonra yoğun bir şekilde iş arayışımız oluyor. Ama bu iş arayışımızda da birçok zaman hüsranla karşılaşıyoruz. Burada kendi kendimizi sorgulayıp acaba neyi eksik yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz gibi sorgulamalar yaparak çoğu zaman canımızı sıkıyoruz. Çoğu zaman da umutsuz bir hal alıyoruz. Yapmamız gereken şey aslında çok basit. Bizim gibi ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunuz bölgeye göre iş imkanları değişiyor. Belki istediğiniz şartlarda, istediğiniz gibi kendinize göre güzel bir iş bulamayabilirsiniz. Ancak en azından üniversitelerde okuduğunuz dönemlerde, gelecekte daha mezun olmadan önce ki iş hayatınızla alakalı düşünmeniz gerektiğini ve bunlarla alakalı neler yapmanız gerektiğine gelin kısaca bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar üniversiteye girdikten sonra bir şekilde insan mezun oluyor. Yani tabii ki buradan bunu şunu söylemek istemiyorum. Ders çalışmayın demek istemiyorum ama daha çok böyle kendi mesleğinize yönelik araştırmalar içerisinde olmanız lazım. Daha birinci sınıftan mezun oluncaya kadar mesleğinizin gereklerini iyice kavramanız, gerekli eğitimlerinizi tamamlamanız, sertifikalarınızı tamamlamanız ve sosyal ortamlarda bulunmanız sizin için faydalı olacaktır. Yapılan araştırmalar genelde şunu gösteriyor. Sürekli ders çalışıp derslerinde çok çok başarılı olup hiçbir sosyal faaliyeti olmayan monoton bir hayat yaşayan üniversitede sadece ders çalışmaktan ibaret bir hayat olan arkadaşlar normal iş hayatında çok başarılı oldukları görünmüyor. Ama sosyal alanlara eğilen işte öğrenci kulüpleri değerlendirilebilir bunlarla alakalı. Meslek odalarınız, mesleğinizle alakalı meslek odalarınız, eğitim kurumlarınız, mesleğinizle alakalı bilgi veren herhangi bir yer, fabrikalar olabilir. Bunlarla iletişim halinde olun. Mutlaka yapılan seminerlere, toplantılara mutlaka katılın. Çünkü gelecekte size yön verecek olan bu üniversitede yapmış olduğunuz faaliyetler olacaktır. Bu bakımdan gelecekte işsiz kalmak istemiyorsanız o deneyim probleminizi, karşınıza çıkacak olan deneyim ve tecrübesizlik boyutunu bu şekilde bir nebze de olsa stajınızla birlikte halletmiş olabilirsiniz. Tabii ki daha değişik programlar var. Örneğin İşkur'un İşbaşı Eğitim Programı sizin için çok güzel bir program. Çünkü firmalara veya fabrikalara herhangi bir maliyeti olmayacaktır. Bununla birlikte yine sizlerin yapması gereken şeyler şunlar. Şunu kabul edin, her şey sizde bitiyor arkadaşlar. Siz ne isterseniz aslında o oluyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra hemen iş sizi bekliyor olmayacak. Siz o işi arayıp bulacaksınız. Bunun için daha üniversiteden mezun olmadan önce gereklerini yapın. Üniversiteden mezun olmadan önce bunun derdine düşün. Eğer hele bir mezun olurum, ondan sonra bakarız. Hele bir askere giderim, ondan sonra bakarız. Veya işte şunu yapalım, ondan sonrasına bir bakarız. Ertelemeyle bu işler kesinlikle olmuyor. Mutlaka hayat size hep geriden gelecektir, takip edecektir. Ama siz bir adım öne çıkmak istiyorsanız, üniversite okurken daha birinci sınıftan dördüncü sınıfta mezun olacakmış gibi kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Mesleğinizle alakalı araştırmalar yapacaksınız, meslek odalarına gideceksiniz, öğrenci kulüplerine üye olacaksınız, fabrika ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri yapacaksınız. Yani kendi mesleğinizle alakalı meslek erbaplarınızla görüşebilirsiniz. Onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Evet, ben bu sene örneğin bir mühendis olarak birinci sınıfa başladım. Ama 4 yıl sonra benim okulum nerede olacak? Benim bölümüm hangi gereksinimleri isteyecek gibi durumlarda bile kendinizi hazırlamanız gerekmektedir. Bu yüzden kendinize dikkat edin. Daha okul bitmeden işinizi bulun bence. Geleceğe emin adımlarla yürüyün. YouTube kanalımıza üye olmayı, beğenilere tıklamayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayırlı günler.